Tecrit dediğimiz şey insanları belli bir alanda izole etmek ve dış dünyayla bağını koparmak. Abdullah Öcalan ve İmralı Adası'nda tutulan diğer mahpuslar çok uzun bir süredir aileleriyle görüşememekte. Telefon, infaz kanununda kendilerine tanınan telefonla görüş hakkı, mektuplaşma, aile görüşü, açık görüş, kapalı görüş, avukatla görüş hakkı, bunların hiçbirini kullanılmamakta. Abdullah Öcalan'ın bu çatışmalı ortamdaki pozisyonu bugün hani tartışılabilecek herhangi bir pozisyonda değil. Çünkü bunun örneği olduğu için söyleyebiliyoruz. 2013-15 yılları arasında İmralı Adası'nda devlet heyetiyle Öcalan arasında yapılan görüşmelerde işte tam bir ateşkes hali mevcuttu. İşte cenazeler, çatışmalar yaşanmıyordu, cenazeler gelmiyordu şehirlere. Ancak bu süreç bozulduktan sonra Türkiye'de tam anlamıyla bir otokratik, baskıcı bir yönetim anlayışına dönüldü. Bu da işte o dönemde Sayın Öcalan'ın bazen bazı provokasyonlara karşı, işte bazı olaylara karşı göndermiş olduğu bir mesajla veya yapmış olduğu bir açıklamayla, avukatlarıyla veya o dönem İmralı heyetinde bulunan HDP milletvekilleri üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayla o gergin ortam sona erebiliyordu. Böyle bir toplumdaki böyle bir karşılığı var. Hani bu bugün hemen hemen bütün kesimlerin, hatta o dönem AKP'li yetkililerin dahi dile getirdiği bir durumdu. Bugün kendisiyle görüşülememesi, kendisinden herhangi bir mesaj alınamaması toplum içerisinde yaşanan bu tarz ihlallerin de artmasına ve bu baskı ortamına karşı geliştirecek politikaların önüne geçmekte. Bu nedenle biz ısrarlı bir şekilde Türkiye'nin bu içerisinde bulunduğu bu baskıcı ortamın sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik problemlerin çözümü konusunda barış ve müzakereye ihtiyaç olduğunu ısrarlı bir şekilde dile getiriyoruz. Son bir yıldır bu yönlü çalışmalarımız mevcut. Her ayın ilk cuması tekrardan barış görüşmelerinin, müzakere görüşmelerinin başlaması için barış nöbetleri tutuyoruz. Barış yapılırken gerçek anlamda geçmişle yüzleşilmesi gerektiğini ve hafıza mekanlarının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların tekrar yaşanmaması için ciddi anlamda bir toplumu da içine alan, sivil toplum örgütlerini, toplumun bütün kesimlerini içine alan bu grupların içinde dahil olduğu bir barış görüşmesi ancak kıymetli olabilir ve ileriki dönemlerde bugün yaşadığımız veya işte son 30-35 yıldaki çatışma sürecinin tekrar yaşanmaması için temellerinin bu sağlamlıkta atılması gerekiyor. Bu nedenle Öcalan ve diğer mahpuslar üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini, infaz kanununun herkese tanımış olduğu, bütün mahpuslara ayrımsız bir şekilde tanımış olduğu haklarını kullanması gerektiğini düşünüyoruz. İnfaz kanunu bu hakları verirken hiç kimseyi vareste tutmadı, hiç kimseyi ayrı tutmadı ve bütün mahpusların bazı mahpusların almış oldukları hapis cezasına göre görüşleri kısıtlanabilir belli bir süreliğine. Ama işte Sayın Öcalan'la ilgili 2011 yılından bu yana avukat görüşü konusunda ciddi bir kısıtlama var. Aile görüşü konusunda çok ciddi bir kısıtlama var. Bazı dönemlerde bu kısıtlamalar gevşetildiği gibi çoğu zaman yoğun bir şekilde, katı bir şekilde uygulamaya devam ediyor.